Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Son bir hafta içerisinde yine yeni saldırılarla karşı karşıya kaldı. Hem Halkların Demokratik Partisi hem de Türkiye'deki ve Kuzey Kürdistan'daki demokrasi güçleri. Bu hafta ağırlıkla bunları konuşacağız. Bunlara yol açan nedenleri konuşacağız. AKP-MHP iktidarının özellikle yaşadığı tıkanmalarla bu saldırılar arasındaki bağları değerlendireceğiz. Üç konuğumuz var. Üç kadın konuğumuz. İdil Uğurlu, Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü. Selma Gürkan, Emek Partisi Genel Başkanı. Ve Ayşe Berktay, Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisi üyesi. Üç kadınla bir programda olmaktan mutluyum. Her üçünüz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Emek ve yayınlar. Emek ve katkılarınız için şimdiden teşekkür edeyim. Hemen ilk sorumuzla da başlayalım. İdil Hanım'la başlamak istiyorum müsaade ederseniz. HDP'ye dönük baskıların artmasını konuşacağız. Onların nedenlerini konuşacağız. Bir muhalefeti yok etme politikası var iktidarın. Ama burada ilginç de bir şey var. 6 yıl önceki bir dosyayı açarak birçok HDP'li ucube suçlamalarla gözaltına alındı. Ve hala mahkemedeki köşe kapmaca İstanbul'da, hala mahkemedeki köşe kapmaca da devam ediyor. HDP'ye dönük bu son saldırıyı nasıl yorumlamak gerekir? Özellikle buradan başlayalım istiyorum. Amaç nedir? Öncelikle ben iyi yayınlar dileyerek başlamak istiyorum. Tabii ki bu aslında saldırıların bir devamı. AKP-MHP blokunun dış politikada tıkanması ve yürüttüğü saldırgan politikaları, örneğin Libya'da, Rojava'da, Güney Kürdistan'a yaptıkları işgaller ve bunun sonucunda yaşadıkları daralma sonucu içeride yönelim. Gene aynı zamanda da bu saldırgan tutumu nedeniyle de halkın daha çok yoksullaşması, Türkiye'de yaşayan halkın daha çok yoksullaşması ve AKP-MHP blokunun yüzünün iyice ortaya çıkması, deşifre olması, teşhir olması, içten içe de muhalefetin gittikçe güçlenmesi, şunu söyleyebilirim, AKP'ye oy verenlerin bile artık tasvip etmediği, onay vermediği, hatta karşı çıkacak konuma geldiği bir dış siyasetle karşı karşıya kaldılar ve bu gittikçe de bu bloka oy kaybettirmeye başladı. Gene bu oy kaybetme aslında o 2014 Kobani gösterilerini gerekçe göstererek saldırması ve olayların çıkarılması, insanların yaşamı kaybetmesi sonucunda 2015 seçimlerinde AKP kaybetti. Kaybetmenin başlangıcı başlamıştı aslında ve bu kaybedişle beraber HDP'ye yönelik saldırıları başladı. Eş genel başkanların tutuklanması ile saldırılara devam etti ama bu kan kaybını durdurmadı. Fethullah Gülen'le, Fethullahçılarla yan yana yürüdüler. Daha sonrasında MHP eklemlendi onların yerine. Tabii ki bu ekonomik güçlerden bağımsız bir şey değil. Gittikçe faşistleşen ve bu faşizmi kurumsallaştırmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve gerçek muhalefet, ana muhalefet konumunda olan HDP, gene 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin kaybetmesi, yerellerde de kaybetmesi daha çok telaşlandırdı. Ve seçimde gitmemeyi kafaya koyan bir iktidar blokuyla karşı karşıyayız. Bu nedenle de içte bir düşman yaratma. Bu düşman kim olacak? Kürtler, özgürlük mücadelesi veren, eşitlik mücadelesi veren Kürtler, sosyalistler, demokratlar ve bunların dostları. Bunun için de amansız bir saldırıyı başlatmış durumda. 6 yıl önceki aslında dava görülmüş ve örneğin Ayhan Bilge'nin kendilerini yargıladığı bir dava bu. Hı hı. Ama şu an gerekçeyi açıklayamıyorlar. Örneğin hem dünya kamuoyunda konuşuluyor, siz de yakından takip ediyorsunuzdur. Hem hı, Türkiye'de arkadaşlarımızı neden gözaltına aldıklarını açıklayamıyorlar. Ama çok ciddi bir baskı oluştu. Ve bu HDP'yi yargılamıyor.
yalnızlaştırma, HDP ile yan yana gelebilecek muhalefetin önünü kesme, bu birleşmeyi sağlama çabaları tam tersine dönmüş durumda şu anda Türkiye'de. Tam tersi, HDP'yi sürekli ziyaretler, sürekli destekler, üye olmalar, bu aslında muhalefeti daha da çok güçlendirdi ve HDP'yi daha çekici hale getirdi. O destek ve muhalefeti güçlendirmeyi belki ayrı bir başlıkta ele alırız ama özellikle AKP açısından bir iki cümleyle özetleseniz, AKP-MHP iktidarı açısından bu saldırılarla birlikte neye yol açmak istiyor? Kısaca onu alırsak belki sonrasında. Yani burada HDP'yi kriminalize etme. Çünkü HDP'yi baraj altına bırakamayacağını biliyor ve seçimle gitmemenin yollarını arıyor. Muhalefetle olan bağlarını kesmek ve HDP'yi felç etmek, yani hareket edemez hale getirmek. Çünkü on binlerce HDP'li tutuklu şu anda, daraltmak ve içeride bir düşman yaratmak. Bu düşman kimdir? HDP'dir. Ve HDP çevresinde halkların birlikte yaşama fikriyatına bir saldırı, o paradigmaya bir saldırı. Örneğin Sayın Abdullah Öcalan'ın ortaya koyduğu halkların, ezilenlerin, kadınların, gençlerin bu sistem tarafından, hem Türk İslam sentezci anlayış tarafından, hem Kızıl Elmacılar tarafından, hem İttihat ve Terakki anlayışı tarafından ötekileştirmiş tüm kesimlerin bir araya gelerek yeni yaşama kurma iddiasına yönelik bir saldırı olarak almak gerekiyor. Evet. Bu sadece siyasi parti HDP'ye yapılmış bir saldırı değil. HDP'ye oy veren tüm kesimlere ve tüm muhalefete, AKP-MHP blokuna tabi olmayan, biat etmeyen tüm kesimlere yönelik bir saldırı. Yani bir düşman hukuku uyguluyor AKP-MHP bloku. Peki. Selma Hanım, sizinle devam etmek istiyorum. Doğrusu sizin de HDP'ye dönük saldırılarla ilgili ne düşündüğünüzü dinlemek isteriz. Biraz önce İdil Hanım da sadece HDP'ye yapılmış bir saldırı değil, esasen tüm muhalif bloka yapılmış bir saldırı dedi. Siz iktidarı böyle bir saldırıya yönelten etkenlere ilişkin ne dersiniz, ne düşünüyorsunuz bu konuda? HDP'ye yönelmesinin bir yankı var. Hala yankı var. İktidarın HDP'ye yönelmesinin pek çok nedenleri üzerinde durmak gerekiyor. Bunun bir yanı kuşkusuz HDP'yi düşmanlaştırma, HDP'yi kriminalize etme, meşru siyasi siyaset zemininden geriye ittirme ve buradan önümüzdeki dönem açısından HDP'yi kapatmaya kadar gider mi bu girişimler? Bunları göreceğiz. Yalnız şunu şöyle ifade etmek gerekiyor, bu saldırıları bütünlük olarak görmek gerekiyor. Çünkü bu siyasi iktidar, yankı var arada. Arkadaşlar, sesi Selma Hanım'ın kendisine geri dönüyor. Bir düzenlerseniz iyi olur. Bunun yanı sıra siyasi iktidar halk desteğini yitirdikçe, halk desteği azaldıkça baskı rejimini inşa etmeye çalışıyor. Dolayısıyla sadece bir siyasi partiye yönelik baskı politikası ve saldırı diye değerlendirmek çok eksik bir değerlendirme olur. Bütünün bir parçaları diye görmek gerekir. Çünkü anayasayla, yasasıyla tek adam yönetimini tahkim eden siyasi iktidar, şimdi bu tek adam yönetimini daha ileriye taşıyarak faşist bir siyasal rejimi inşa etme yoluna gitmekte. Ve bugünkü politikaları da bu siyasi inşanın bir parçası olarak değerlendirmek gerekiyor. HDP'ye yönelik saldırıyı da bu siyasi fotoğrafın bir parçası olarak değerlendirmek gerekiyor. Kuşkusuz saldırı sadece HDP'ye değil, HDP'ye oy veren kitleye yönelik değil. Aslında siyasi iktidarın politikalarına muhalefet eden, bu politikaları benimsemeyen, eleştiren bütün toplumsal kesimlere ve siyasal kesimlere yönelik iktidarın alacağı tutumun da bir göstergesidir. Yani bundan sonrası siyasal özgürlüklerin, demokratik hakların alanlarının gittikçe daralacağını görebilmekteyiz ve bugün HDP'ye yönelik saldırıda kendisini göstermektedir siyasi iktidarın bu yönelimi, bu tutumu. Bu sadece siyasi kesimlere değil, aynı zamanda hak talep edecek, demokrasi isteyen, barış isteyen, özgürlük isteyen, demokratik haklarda ısrar eden
toplumsal kesimleri de hedefleyecektir. Yani siyasi iktidarın şuna tahammülü yoktur. Meclis içinde veya dışında siyasi muhalefete tahammülü yoktur. Aynı zamanda hak talebine tahammülü yoktur. Demokratik hakların talep edilmesine tahammülü yoktur. Çünkü dönüp baktığımızda işçilerin sendikal örgütlenmelerin oranlarının bile bu siyasi iktidar döneminde azaldığını, gittikçe eridiğini görebilmekteyiz. Grev yasaklarının çok ileri boyutta uygulandığını görebilmekteyiz. Toplu sözleşme hakkının neredeyse uygulanamadığı ve işçilerin dahil olduğu bir toplu sözleşmenin imzalanamadığı, neredeyse toplu sözleşmelerin büyük bir bütünlüğün Yüksek Hakem Kurulu'yla imzalandığı dönemleri yaşıyoruz. Dolayısıyla bugün siyasi iktidar HDP'ye dönük saldırılarını aslında gerici bir rejimi, rejimin inşasının dayanağı olarak değerlendirmeye çalışıyor. Tam bu dönemle ilgili kısa bir şey sormak istiyorum. Yani çok ucube suç delilleri dedikleri şeylerle, hukuksal bir karşılığı olmayan yaklaşımlarla ortaya çıkıyor iktidar. Bunu göz göre göre yapmasının, tüm dünyanın gözünün içine bakarak yapmasının anlamı ne? Yani bir de o yönüyle belki değerlendirmekte yarar var. Çünkü şöyle söyleyelim, bu siyasi iktidarın tahayyül ettiği, hayal ettiği siyasi rejimde hak yoktur, hukuk yoktur, bir kriter, kurallar dizini yoktur. Yukarıdan reis ne söylediyse, başkan ne söylediyse, cumhurbaşkanı ne söylediyse, yani tek adam ne söylediyse onun söylediğinin uygulanması vardır. Yani onun söylediği her şey yasadır, kanundur, kuraldır. Böylesi bir siyasal rejimi şimdi denemelerini yapmaya çalışıyorlar. Şimdi HDP'ye yönelik, çünkü yürütülen operasyonun ne hakla, ne hukukla, ne yargıyla açıklanır bir tarafı yok. Gerekçelerinin de sudan gerekçeleri olduğunu biliyoruz. Ama benzer bir şey, şimdi Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın nasıl tehdit edildiğini hep birlikte gördük. Bunlar diyelim ki dün rejim daha mı demokratikti? Dün rejim daha mı bizim açımızdan değerlendirmelerde olumluydu? Hayır. Pek çok antidemokratik uygulamalar yaşanmaktaydı. Dün de rejim aslında demokratik değildi. Ama ne olursa olsun burjuva siyaset düzeninin de kendi içinde kuralları vardı. Bu kurallara göre hareket ediyorlardı. Ama bugün baktığımızda İçişleri Bakanı istediği kararı çıkartmadı diye Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yardımcısını tehdit edebilmekte. Bisiklete bin de hadi git gez gör bakalım diye. Adam böyle bir şey yapmaya kalksa başına ne geleceğini bilemiyoruz. Sadece anayasa şeyi değil ki, mahkemesi başkanına ya da yardımcılarına yönelik değil. Biliyoruz ki biz bu dönemde kamu ihale yasası 200'e yakın değişiklik yapılmıştır. Bunlar ihtiyaç dahilinde değil. Bu siyasi iktidarın yağma ve talam ihtiyaçları doğrultusunda yapılmıştır. Benzer bir şekilde bu iktidarın uygulamalarının denetlenmesi gerekir. Sayıştay denetimini sıfırlamış durumda bu iktidar. Herhangi bir şekilde, yani önünde en ufacık bir engel görmek istemiyor. Bir engel çıksın istemiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ekonomide soygun düzeninin devam ettiği, yeraltı yerüstü kaynaklarının talan edildiği, kamu kaynaklarının yağmalandığı bir düzeni devam ettirebilmesinin koşulu siyasi baskılardır, kuralsızlıktır, hukuk dışılıktır, otoriterliktir ve gitgide faşist bir düzenin bütün özelliklerini gösteren bir siyasal rejimdir. Siyasi iktidar da bunu yapmaya çalışıyor. Bu açıdan da HDP'ye yönelik saldırıyı bütünün bir parçaları olarak göremezsek eksik değerlendirmiş oluruz. Buna ilişkin alınacak tedbirleri de ya da tedbirlerden ziyade buna karşı oluşturulacak mücadelenin de ayaklarını eksik düşünmüş oluruz böyle olunca. Dolayısıyla iktidardan gelen saldırılar topyekün saldırılardır. Çünkü bugün mesela meclis açıldı. Meclisin gündemine hangi yasalar geleceğini hepimiz biliyoruz. Kıdem tazminatları topun ucunda. Siyasi partiler yasası, seçim yasası, tek adam yönetiminin tahkimi için yeniden düzenlenmek üzere gündeme gelecek. Yine hatırlarsanız birkaç gün önce sapık tarikat şeyhi demişti ki 12 yaşındaki çocukla İstanbul Sözleşmesi nedeniyle evlenemiyorum. Tam da bu noktada
İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak, taciz ve tecavüzcülere af diyebileceğimiz yasaları çıkarmak için meclis açıldı ve faaliyetini sürdürecek ve bu saldırı yasalarının sayısını artırabiliriz. Yerel yönetimlerin, belediyeler, büyükşehir belediyelerinin yetkilerinin önemli bir kısmının merkezi yönetime devredilmesi gibi. Dolayısıyla hem siyasi iktidarın günlük politikaları hem yasama yoluyla önümüzdeki dönem getireceği yasal düzenlemeler topyekün bir saldırıya işaret etmektedir. Evet. Önümüzdeki dönemi planlarken de topyekün saldırılara karşı topyekün mücadele olarak peki, planlamak gerekir. Topyekün mücadeleyi de biraz sonra konuşalım. Doğrusu önemli başlıklardan biri o. Ayşe Hanım, sizinle devam edelim istiyorum. Bugün de HDP mecliste eş başkanları bir açıklama yaptı ve bir oturma eylemi başlattı. Burada da daha öncesinde de dikkat çeken bir açıklama vardı. HDP'ye dönük saldırılar için intikam saldırıları dedi. Doğrusu çok kısaca sormak istiyorum. AKP iktidarı neyin intikamını alıyor özellikle HDP'den veya bir bütün olarak toplumsal muhalefetin tüm kesimlerinden? Merhabalar. Şimdi bu aslında pek çok şeyle birlikte söylendi değil mi? İntikam alıyor. Yani intikam almak da yaptığı şeylerden biri. Burada intikam gibi intikam alıyor, toplumdan intikam alıyor, Kürt halkından intikam alıyor, muhalefetten intikam alıyor. Ve burada en dinamik ve örgütlü bir güç olarak da HDP'den intikam aldı, alıyor bir anlamda diyebiliriz. Neyin intikamını alıyor? Biat etmemenin intikamını alıyor. Muhalefet etmenin yankı geliyor. Yankı oluyor sesim. Sesi de geri alsalar sesini size dönmesin. Muhalefet devam ediyor. Muhalefet etmenin intikamını alıyor. Örgütlenmenin intikam. Yani intikam derken aslında bu öyle bir intikam ki sadece geriye dönük bir şey olarak değil. Aslında sadece geçmişte olmuş bir şeylerin intikamını almıyor. İleriye dönük bir sistem kurmanın adımlarını atıyor. Hani intikamı birazcık böyle bir kapsamda düşünmek lazım. Hani geçmişte olmuş bir ne bileyim sadece işte seçimde şu oldu da bu oldu da onun intikamı meselesi öyle basit bir hadise değil. Bu hükümet, bu iktidar geleceğe dönük olarak bir sistem oluşturuyor ve bunun adımlarını atıyor. Sadece intikamla sınırlandırılacak bir şey değil. Eğer intikam diye bir kötücül bir şey yok etme hevesi olarak adlandıracaksak, yani bir toplumsallığı yok etmeye çalışıyor sonuç olarak. Evet. Bir toplumsal örgütlenmeyi, bir toplumsal yaşam tercihini, bir toplumsal yaşam felsefesini ve bir halkın her şeyini aslında yok etmeye çalışıyor. Tam burada dilini, girerek bir şey sorabilir miyim? Yani tabii, önemli tabii. Konulara değindiniz. İntikamda özellikle onun için sordum. Sonuç itibariyle intikamın devamı katliamlara, soykırımlara kadar da gidebilir. Yani Türkiye Cumhuriyeti öncesinde de sonrasında da ne yazık ki bu tür tanıklıklar var. Bu yöntemle o noktaya doğru gidebilecek bir siyaset mi üretiyor AKP? Evet, o tehlikeleri, o riskleri içinde çok ağır bir şekilde barındıran bir siyaset üretiyor ve bunu göze alıyor ve bunu yani istemeden yaptığı bir şey değil. Yani bu olabilecek bir şey olarak görüyor. Önündeki bütün engelleri temizlemeye çalışıyor. Önündeki engeller derken hep devletin olduğu, toplumun ve toplumsallığın olmadığı bir sistem yaratmaya çalışıyor. Ve bunun içinde katliamlar da olabilir ve bunun ama bunu yapabilmek sadece onun elinde değil. Yani bunun olup olmayacağı sadece bu iktidarın tercihine bağlı bir şey değil. Bu aynı zamanda buna karşı koyan toplumsal güçlerin, toplumsal dinamiklerin de mücadelesiyle ve direnişiyle ortaya çıkacak bir sonuç. Böyle bir ihtimal var tabii. Ama bu ihtimale doğru gidip gitmeyeceğimiz
net değil. O bize bağlı bir şey. Evet. Bu konuyla ilgili söyleyecekleriniz varsa devam edebilirsiniz. Ama belki bir iki cümleyle şunu da sormamda yarar var. AKP iktidarı ya da devlet politikası diye tanımlarsak bu anlattıklarınızı, bir devlet politikası mı yoksa yalnız başta AKP MHP politikası olarak mı değerlendirmek gerekir? Yok, kısaca. Devlet politikası, yani şöyle bir yani AKP devlet olmuş, kurduğu koalisyonla, ittifakla birlikte AKP MHP ve Ergenekon ittifakı olarak anlatabileceğimiz, yani tarif edebileceğimiz bir şeyle birlikte, bir dizgiyle birlikte iktidarla devletleşmiş vaziyette bu. Yani bu devlet politikası da bütünleşmiş bir şeyden bahsediyoruz. Ama bu elbette ki yani içinde hiç çelişkileri olmayan monoblok bir böyle kütle yok karşımızda. Elbette ki kendi içinde çelişkileri var, şeyleri var. Fakat bu devlet politikası, yani devlet, ulus devletin politikası bu sonuç olarak farklı olan, kendi olmaya çalışan herkesi ve her şeyi ve herkesini ortadan kaldırmaya tek tip bir insan, tek tip bir sistem, tek tip bir yaşam yaratma çalışan bir devlet politikası, ulus devlet politikası var ve bunun zaten demin de sorduğunuz mesele, ulus devletler zaten katliamlar üzerine kurulur. Hani farklı olanları, ayrı olanları yok eden, yok etmek üzerine kurulu bir şeydir. Hem ulus devlet, tabii bunun içinde yani bu çağda, bu hep böyle de bu çağda da bir de kapitalizm diye bir hadise, bununla bütünleşmiş kapitalizm diye bir hadiseyle karşı karşıyayız. Yani o da zaten tek derdi sömürü ve yok etme üzerine kurulu bir sistem. Ve bunlar burada tam bir hani o eskilerin domuz topu dediği gibi böyle bir bütünleşmiş bir hadise var karşımızda. Dolayısıyla daha önceden dile getirilen hani bir topyekün saldırı meselesi doğrudur. Ve topyekün saldırıya karşı da bir topyekün bir karşı koyuş gerekiyor. Ve bu da hani... Evet. Dayanışma ve açıklamaları aşan bir boyuta gitmeli diyorsunuz. Ve dinamizm kazanmak zorunda diye peki, düşünüyorum. O da biraz önce de söylemiştik konuklarımıza, önemli bir başlık. Doğrusu öyle hemen geçiştirmeyelim istiyorum. Biraz detaylı konuşalım o konuyu. Ama öncesinde belki bu saldırılarla birlikte artan hak ihlalleri ve işkenceleri de. Selma Hanım, bir şey mi diyecektiniz? Evet evet, ben burada bir şey ifade etmek isterim. Bence Ayşe hocamız geleceğe dönük bir kin ve öfke olarak tanımladı. Çok doğru bir tanımlama. Bu açıdan da bugün yaşadıklarımızı sadece Erdoğan'ın kişisel bir tercihi, AKP'nin de sadece parti olarak hayalleri ve idealleri diye değerlendirirsek yine eksik değerlendirmiş oluruz. Peki. Dolayısıyla bir siyasi rejim oluşmaya çalışıyor. Arkasında da tekellerin en gerici güçlerinin, siyasal gericiliğin en karanlık odaklarının yer aldığı bir güçtür. Bu açıdan da bir devlet politikası olarak bakmak gerekir, bir rejim meselesi politikası olarak bakmak gerekir. Evet, doğru. Bunu da zaten konuşacağız. Biraz da onun için açtım. Artık giderek HDP'ye dönük saldırılarla sınırlı değil zaten. Örneğin İdil Hanım'la devam ederken sormak istiyorum. Yani muhalefet de ağır baskı altında. Yani bugün Kars Belediyesi'nde yapılanlar zaten diğer kayyum politikalarıyla birlikte düşündüğünüzde gerçekten ucube. İnsanlar artık helikopterlerden atılarak katlediliyor. Yani Servet Turgut'un ölümü, yaşamını yitirmesi. İşte bugün taziyesinde yaşananları hep birlikte gördük. İktidar bu kadar pervasızlaşırken ya da işte biraz önce konuştuğumuz tablo içerisinde o devlet aklı bu kadar pervasızlaşırken gerçekten gücünü nereden alıyor? Ya da bir güç varsa bu güce ilişkin ne denebilir? Nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Sizi dinliyoruz İdil Hanım. Ne dersiniz bu konuda?
Ben öncelikle Servet Turgut'un ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyorum. Örneğin AKP ve Erdoğan aslında iktidara getirilmiş, iktidara taşınmış, AKP iktidara taşınmış bir parti ki Türkiye'de zaten iktidara gelen partiler getirilirler. Yani seçilerek değil de başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere hegemonik güçler tarafından ve uluslararası sermaye güçleri tarafından Türkiye'deki iktidar belirlenir. Bu 90'lı yıllarda da böyleydi, şu anda da böyle devam ediyor. Hem Orta Doğu'ya şekil verme çabaları, gene Lozan'ın 100. yılına yaklaşıyoruz. Yeni haritalar oluşturma, yeni sınırlar çizme, tüm bunlar yapılırken de uygun kişi olarak ve uygun parti olarak AKP ve Erdoğan göründü ve bu şekilde iktidara taşındı. Biraz önce atıfta bulunduğum bir dönem Fethullah koltuk deliği konumundaydı. Daha sonrasında MHP ve Ergenekoncularla devam etti. Tabii ki tüm bu yapılanlar, örneğin Kolombiya'da yapılanların güncellenmiş hali helikopterden atmak ve hiçbir şekilde de bu ortaya çıkar, bilinir gibi bir kaygıları yok, bir korkuları yok. Yani tüm bu yapılan uygulamalar, Kürt halkına yönelik soykırım, emekçilere yönelik saldırılar, gene belediye iş başkanlarına ve belediyelere, kadın kurumlarına ve kadınlara yönelik saldırıların hepsi hegemonik güçlerin ve örneğin Amerika Birleşik Devletleri ki Orta Doğu'da aslında önemli bir aktör olma iddiası olan Rusya'dan bağımsız değil. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Susan bir dünya devletleri, hegemonik güçler olduğunu bilen bir AKP, MHP zihniyeti var ki devletin kurucu aklında da bu var. Yani senden olmayan her kesimi uygun yöntemlerle yok etmelisin, ortadan kaldırmalısın. Bu şekilde de bekanı devam ettirebilirsin anlayışıyla hareket eden bir faşist blokla karşı karşıyayız. Örneğin geçtiğimiz günlerde AİHM'in başkanı Türkiye'ye geldi ve gitti. Hukukla bağı kalmamış, yargısının hukukla bağı kalmamış bir ülkede ve üniversitede ders verdi. Ve sonra koşa koşa Mardin'e gitti. Mardin'de aslında sembolik şehirlerden bir tanesidir. Yani belediyesine kayyum darbesi yapılmış ve halkın iradesine darbe yapılmış bir şehir. Yani bu dikkat çekicidir örneğin. Yani AİHM'in başkanının gitmesi ve orada poz vermesi ve o ünvanı kabul etmesi, kendisine verilen ünvanı kabul etmesi tüm dünya toplumunun gözü önünde ve Türkiye'deki toplumun gözü önünde olan bir şey. Bu ne demektir? Biz buna bir şekilde onay veriyoruz. Türkiye'de yaşanan bir savaş var yani. AKP-MHP bloku kendi halkına savaş açmış bir iktidardır. Kadınlara düşman, Kürtlere düşman, HDP'ye düşman, diğer tüm muhalif kesimlerine, kendinden olmayan tüm muhalif kesimlere düşman politikalar uygulayan, sömürge politikaları uygulayan bir faşist blok var. Kurumsallaşmak isteyen bir faşizm var. Ama bunları tüm dünyanın göz önünde yapıyor. Çünkü neden? Eğer Türkiye'de bu sorun çözülürse, Türkiye'de Kürt sorunu çözülürse, emekçilerin sorunu çözülmüş olacak, Orta Doğu'nun sorunu çözülmüş olacak, Suriye'nin sorunu çözülmüş olacak, Irak'ın sorunu çözülmüş olacak. Yani 100 yıldır aslında Orta Doğu'da hem hegemonik güçlerin hem de işbirlikçisi olan ulus devletlerin saldırılarıyla bedel ödetilen hem Kürt, Ermeni, Süryani, Asuri, Türkmen, Arap halklarının sorunu çözülmüş olacak. Yani burada bir demokratik yaşam kurulacak ve bu devam ettirilecek. Bu şekilde eğer Türkiye'de bu baskılar bertaraf edilirse, Türkiye'de faşizme geri adım attırılırsa, Orta Doğu'da da bu güçlere geri adım attırılmış olacak. Yani bu sadece Türkiye'nin sorunu değil şu anda yapılan uygulamalar. Yani şu anda aslında bu hegemonik güçlerin Türkiye aracılığıyla yaptığı, Türkiye'deki iktidar aracılığıyla yaptığı bir müdahale olarak düşünmek gerekiyor. Bunlar birbirinden bağımsız değil. Yoksa çok rahat bir şekilde geri adım attırılabilir ama attırılmıyor. Rojava'da da bu yaşandı. Kobani'de de bu yaşandı. Libya'da da bu yaşandı. Ermenistan, Azerbaycan arasındaki çatışmada da bu yaşanabilir. Yani Orta Doğu halklarına adeta kan, gözyaşı, yoksulluk ve mültecilik, göçmenlik dayatılıyor.
Bunların aldığı güç de Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere uluslararası sermayeden ve güçlerden beslenerek tüm bu insanlık dışı savaş suçunu işlemeye cesaret ediyor AKP ve Yani dolayısıyla bunu sadece AKP ve Erdoğan'ın gücü olarak görmemek gerekir diyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Yani devletin, bu devlet politikası, bunun altını çizmek istiyorum. Bu devlet politikasıdır. Yani her seferinde güncellenerek uygulanan devlet politikalarıdır. Bunlar daha pervasız yapıyor. Evet. Aradaki fark bu. Peki. Selma Hanım'la belki biraz daha farklı bir boyutuyla da devam etmek isterim. Şimdi 12 Eylül dönemini yaşadık ve biliyoruz o dönemde de baskı işkenceler vardı. 90'larda bunlar faili meçhul cinayetler denilen cinayetlerle bir biçimiyle tekerrür etti. Bugün ise daha farklı boyutta ama belki de o günleri aratır bir durumla karşı karşıyayız. Bu her türlü hukuksuzluğu, haksızlığı yapmayı kendinde hak gören bir iktidar ama baktığımızda Türkiye toplumundan da bir şekliyle destek alıyor. Yani işte milliyetçilik şöyledir, ırkçılık şöyledir, faşizm artmış diyoruz ama diğer taraftan hala bile yapılan en düşük anketlerde bile %37-38'lerde çıkan bir iktidar bloku 40'lara bile vuruyor MHP ile birlikte düşündüğünüzde. Bu durumu nasıl izah etmek gerekir? Bunca saldırganlığa, işkenceye rağmen hala böylesi bir destek bulması ya da bu gerçekten destek mi değil mi? Nedir bu durum? Şimdi şunu ifade edebiliriz. AKP aslında MHP ittifakıyla birlikte uyguladığı politikalar, hem dış politika hem içeride uyguladığı politikalar, hem ekonomi politikaları işçiler, emekçiler içerisinde artık uzun bir süredir kabul görmüyor. Uzun bir süredir bu kesimlerden bir eleştiri söz konusu. Sadece bir eleştiri değil, aynı zamanda bir tepki söz konusu. Çünkü insanlar açlıkla, yoksullukla sınanıyor. Çalışma yaşamından yaşama koşullarına kadar, çalışma koşullarından yaşama koşullarına kadar bugün işçiler, emekçiler, halk kesimleri bir dizi sorunla karşı karşıya. Aslında düşündüğümüzde siyasi iktidar halk desteği azaldıkça daha çok baskıya, daha çok kutuplaşmaya, daha çok şiddete başvuruyor. Dönüp baktığımızda iktidar eskisi gibi halktan destek alamıyor. Son referandumda memleketin önemli sanayi kentlerinde hayır oyunun önemli bir oranda olduğunu gözlemledik. Yani evet oyu fazla çıkan kentlerde bile bu oranların AKP ve MHP'nin toplam oranlarına tekabül etmediğini görebildik. Dolayısıyla çok uzun süredir işçiler, emekçiler içerisinde, halk kesimleri içerisinde bir tepki söz konusu iktidara yönelik. Bu açıdan da hani bütün politikalarına destek aldığını söylemek en azından yanılgı olur. Burada belki dikkat çekici şey bir seçeneğin ortaya çıkarılması. Yani evet iktidar böyle. Emek düşmanı, halk düşmanı, yeraltı yerüstü kaynaklarına düşman, demokrasiye düşman, özgürlüklere düşman, hakka, hukuka, adalete düşman. Bunun karşısında neyi öne çıkarmak gerekir? Hangi seçeneği öne çıkarmak gerekir? İşte burada esas olarak halkın kendi çıkarları için, kendi talepleri etrafında mücadele etti. Bu mücadelesinin sonucunda güç oluşturdu ve kendi siyasi seçeneğini de buradan çıkardığı bir demokratikleşmenin daha ileri bir adım olacağını biz görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu zor bir iş. Sonuçta şu çok açık, yasalar bu iktidardan yana. Zaten yasaları işine gelmediği yerde tanımıyor. Devletin bütün olanaklarını, medyanın bütün olanaklarını kullanan bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Ve sadece bir baskı politikası değil, paramiliter güçleri harekete geçiren bir yapısı da var aynı zamanda. Korku, şiddetin yarattığı korku, toplumu susturma, bastırma, bütün bunlar bu iktidarın bugün sarıldığı yol ve yöntemler. İşsiz kalma korkusu, işinden olma korkusu, yarınına dair, geleceğine dair yaşadığı geleceksizlik korkusu. Bütün bu açmazların içerisinde işçiler, emekçiler kendilerine bir yol aramaya çalışıyorlar.
bizim gibi partilere düşen görev ve sorumluluk da işte tam da burada halkın kendi gücüne dayanan seçeneğini ortaya çıkaracak bir çalışmayı yürütme. Biz de mesela en azından Emek Partisi olarak böyle yapmaya çalışıyoruz. İşçilerin, emekçilerin kendi talepleri için örgütlenmesi, mücadele etmesi, diğer mücadele kesimleriyle buluşması, taleplerini ortaklaştırması. Çünkü şu ayrı değil ki birbirinden. Bugün Kürt sorunu üzerinde bir demokrasi meselesinden tartışıyorsak, bir demokrasi sorununu tartışıyorsak bu, emeğin kullanamadığı haklarının yarattığı bir demokrasi sorunundan bağımsız düşünemeyiz. Çünkü demokrasi dediğimiz şey, hak ve özgürlükler dediğimiz şey bir bütünün parçalarıdır. Evet. Burada laiklik, inanç özgürlüğü, Kürt halkının eşit haklara dayalı, Kürt sorununun eşit haklara dayalı çözümü, aynı şekilde diğer uluslardan, milliyetlerden halkların kendi haklarını özgürce, dil, kimlik ve siyasi statü gibi haklarını rahatça yaşayabileceği bir siyaset düzeni, bunun ortak geleceği birlikte kurma mücadelesi örgütlenmesi gerekir. Bunların kolay olmadığını biliyoruz. Çünkü evet, biz ne anlatırsak anlatalım, sonuçta işçi emekçi akşam evine gittiğinde o medyanın açtığı kanallardan zehirleniyor. O zehirin karşısında panzehir üretme gücünüz sınırlı, olanaklarınız sınırlı. Dolayısıyla bu iktidarın da gelme koşullarını düşündüğümüzde, AKP'nin iktidar olma koşullarını düşündüğümüzde 2001 krizinin yarattığı ekonomik sorunlar, demokrasi sorunları, birikmiş demokrasi sorunları, hak ve özgürlükler sorunları ve hatırlayalım bu iktidar ne diye iktidar oldu ya da mesajlar evet, verdi. İşte 3C sorununu çözeceğiz, halkın iktidarı, milletin iktidarı olacağız gibi yalanlarla, manipülasyonlarla iktidar oldu. Ama dönüp bakıyoruz, güçlendiği anda 2010'dan itibaren özellikle kendi yolunu temizlediği andan itibaren daha gerici, daha baskıcı bir yüzünü açığa çıkardı. Zaten baştan da bu hedeflerle gelmişti ama gerçek yüzünü açığa çıkarmış oldu. İşte demokrasi açılımları bir kenara kondu, Alevi açılımları, Kürt açılımları bir kenara kondu. Dolayısıyla hani önümüzdeki süreç zorlu bir mücadele süreci, işçiler, emekçiler için de zorlu bir mücadele süreci, halk kesimleri için de demokrasi ve özgürlük isteyen toplumsal ve siyasal kesimler için de zorlu bir mücadele süreci. Evet. Ama en azından umutsuz değiliz. Bu mücadelenin potansiyelini görebiliyoruz önümüzdeki döneme dair. Dolayısıyla onu birlikte yapma sorumluluğu da esasen bir bütün olarak muhalefete evet, düşüyor diyorsunuz. Hepimize ait. Ayşe Hanım, aslında toplumun bir şekilde bir bölümünün hala desteğini sürdürdüğünü sordum Selma Hanım'a ama diğer taraftan baktığımızda AKP-MHP iktidarının yaşama geçirdiği politikalara sadece kendisi gibi düşünenlerden değil. Yani örneğin AKP-MHP iktidarına muhalif olan bazı kesimlerinde Kürt düşmanlığı üzerinden destek veriyorlar. İşte o Kürt düşmanlığını özellikle siyasetlerinin bir parçası olarak kullanıp dolaylı destek üzerinden iktidarı ayakta tutuyorlar. Peki bunlar iktidarı ayakta tutan, onun ayakta kalmasına yol açan bu sonuçları gerçekten görmüyorlar mı? Ya da onların tutumunu bu bağlamda değerlendirdiğimizde hala iktidarın ekmeğine yağ süren yaklaşımlar sergilediğini göz önüne getirdiğimizde ne düşünmek gerekir? Şimdi bazı konular yine yankı yapıyor. Bazı konular gündeme geldiğinde, gündeme alındığında aslında işte iktidar partisi, muhalefet partisi ayrımının ortadan kalktığını görüyoruz. Hepsi tek bir parti haline alıyorlar neredeyse. Yani özellikle Kürtlerle ilgili bir mesele oldu mu, Kürt halkının mücadelesiyle, özgürlük, eşitlik, adalet mücadelesiyle ilgili bir konu olduğu zaman hepsi birden yek vücut ortak davranış gösteriyorlar. Buna ben farkında olmamak diyemem. Ben buna bir tercih derim ancak. Yani bu elbette ki o
partilerin bütün işte ne bileyim tabandaki herkesle ilgili bir şey değil, ama bu parti yönetimlerinin yani idare eden kadroların, bu gelenekleşmiş, gelenekselleşmiş kadroların bir tercihidir bu. Sonuç olarak ne diyorlar, mevzu bahis olan devlet olduğu zaman, devlet olarak gördükleri zaman sonuç olarak öyle tavır alıyorlar. Ben iktidara gelmeyeyim ama işte ne bileyim savaş tezkeresi de gitsin diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Veya işte savaş konusunda hep ortak tavır alıyorlar. Yani hani bu savaş konusunda sadece Kürt meselesi de değil. Bakın Yunanistan'la ilgili de ortak tavır aldılar. Libya'yla da ilgili. Yani Libya'da birazcık şey yapmaya başladılar, ikirciklenmeye başladılar ama hani bir soru işaretleri şey yaptılar, orada ne işimiz var filan gibilerden. Yani milliyetçilikle ilgili konularda, milliyetçiliği ilgilendiren konularda hep birlikte birbirlerinden yarış halinde şey yapıyorlar, tutum alıyorlar. Bu ama esas olarak tabii kendini en belirgin olarak da Kürtler konusunda, Kürt halkı konusunda gösteriyor. Yani şey bile hani böyle sesler çıkıyor. Hani ne oldu filan diye. Mesela helikopter meselesinden bahsettiniz değil mi? Helikopterden iki kişi, iki Kürt atıldı. Bir tanesini kaybettik. Bir tanesi öldü. Şimdi bu konuda bile hala acaba gerçekten oldu mu filan diye sorabilenler var. Anlatabiliyor muyum? Yani Kürtler sürekli kendilerini böyle bir gerçekten bu oldu, başımıza bu geldi. Ha yani hani başınıza geliyor, bir, bunun altında yaşıyorsunuz, eziliyorsunuz. Hani böyle bir felaket geliyor başınıza. Bir de etrafınız, diğer insanları da gerçekten böyle oldu diye anlatmak durumundasınız. Bu korkunç bir şey. Yani bu utanç verici bir şey. Bu ikna etmek, felaketinize başkalarını ikna etmek zorunda kalmak kadar ağır bir şey tasavvur edemiyorum. Bu hakikaten hani kendine şey diyen, araya girip şunu sormak istiyorum eğer müsaade ederseniz. Yani ikna etmek derken belki geniş halk kitlelerinden söz ediyorsunuz ama söz konusu siyasi partilerin önemli bir çoğunluğu aslında belki de meseleyi biliyorlar. Bir, İkincisi bir de iktidarın bu konuyla ilgili hep dillendirdiği beka sorunu var. Beka sorunu var. Gerçekten öyle bir sorun olduğuna inanıyorlar mı bu partiler? AKP, MHP'ye muhalif olan partiler, ki CHP belki bunların, CHP'nin içerisindeki bir kesim bunların başını çekiyor diyebiliriz. Yani bu bir hani devlet politikası dedik ya. Yani devlet politikası Kürt halkının statüsünü ve halklarını teslim etmemek diye bir politikası var bu devletin. Bu şey yapmış, kazınmış yani. Şimdi bu politikayı ayaklara, yani bu eksenden sapmaya razı değil hiçbiri bu partilerin. Bunun devletin bekası olup olmadığı, devletin bekası diye bakıyorlar bazı noktalarda diye düşünüyorum. Yani sadece iktidarın bekası olarak düşünmüyorlar. Devletin bekası diye bakıyorlar. Yani hani Suriye'de savaşa gitmek devletin bekası meselesidir diyorlar. İşte şeye saldırmak, Kuzey Irak'a saldırmak devletin bekası meselesidir diyorlar. Kıbrıs devletin bekası meselesidir. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlara devletin, Türk devletinin olduğu haliyle statükosunu ve varlığını koruması için bunların yapılması gerektiği diye bir tespit var ve buna uygun hareket ediyorlar ve buradan bir milim şaşmaktan da korkar bir halleri var. Şimdi HDP'ye karşı tavırlarıyla bu birazcık farklı. Yani mesela son dönemde HDP'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar karşısında, yani bu saldırı karşısında muhalefet partileri de, muhalefettekiler de böyle bir şey, ilk defa bu kadar net, hani idare yöneticileri anlamında ilk defa bunu bu kadar net konuştular, telefon ettiler, geldiler falan, bunları sayıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Aslında biz de acınacak bir şey, ay bizi aradılar, bizi geldiler. Bu iyi bir şey. Hani şimdiye kadar yapmıyorlardı ama
fazlasını yapmaları lazım. Peki, onu da ayrıca... Yeterli şeyler değil. O dediğiniz meseleyi de konuşalım. Özellikle telefonla arabaların ne anlama geldiğini. Ama sonuç itibariyle üzerinde uzlaştığımız nokta belki de yalnız başta AKP meselesi değil. Türk devlet politikası olması ve muhalefetin de AKP'ye muhalif olan bazı kesimleri de bu pencereden bakması. O anlamda zaten dedim ki bir parti varmış gibi oluyor bazı noktalarda. Evet. Yani tek parti oluyorlar. Evet. O anlamda. Aynen öyle. Biz de öyle anladık zaten. İdil Hanım, Demokrasi İttifakı'nı hep konuştuk şimdiye kadar. Oraya gelince hep ben araya girdim böyle. Kestim ama onu biraz daha geniş konuşalım diye kestim doğrusu. Biraz önce Ayşe Hanım da söz etti. Bu saldırılarla birlikte bazı şeyler daha fazla görünür oldu. Yani toplumun da gündemine oturdu ama fakat her şeye rağmen istenilen bir muhalif odak henüz oluşturulamadı. Peki bu HDP'ye dönük son saldırılarla birlikte oluşan bu hareketlenmeyi nasıl değerlendirmek gerekir? Yani CHP'lilerden gidip ziyaret edenler oldu. Başka partilerin başkanlarından, özellikle başka derken AKP'ye muhalif olmakla birlikte bir şekliyle Kürt'ün statüsünün olmasını istemeyen partilerden kastım tabii. Onları nasıl değerlendirmek gerekir? Bu kez gerçekten etkili bir muhalif odak oluşturmak mümkün olacak mı? Şimdi ben biraz geriden alayım. Sizin araya girip kestiğiniz yerlerden alayım. Aslında Türkiye'de bir ittifak oluştu. Örneğin yerel seçimlerde iktidara kaybettirilmesi. Yani bu iktidarın gidebileceğine ve bu ittifakla gidebileceğini, geri adım attırılacağını toplum gördü. Hem AKP'ye oy verenler gördü, hem iktidar kendisi gördü, AKP MHP bloku gördü. Hem biz gördük, muhalif kesimler gördük ve bu aslında morali, motivasyonu biraz artırdı. İktidar bunu çok iyi gördüğü için şu an aslında saldırıyor. Hem HDP'ye, hem HDP dostlarına ve HDP ile yan yana gelebileceğini düşündüğü tüm kesimlere saldırıyor. Ve bunu da Kürtlük üzerinden, yani Kürt halkını düşmanlaştırarak, ötekileştirerek, kriminalize ederek yapıyor. Ama burada asıl Demokrasi İttifakı'nı güçlendirmek, tüm muhalif kesimleri bir araya getirebilmek bizim sorumluluğumuzda. Yani bu AKP-MHP blokunun yaptıklarına karşı çıkan ve yeni kurma iradesini kendinde gören ve geri adım attırmak isteyen, Türkiye'deki tüm kesimlere nefes aldırmak isteyen ve öncü iddiasında olan kesimlerin sorumluluğu. Aslında bu son saldırılarla birlikte birkaç aydır alanlarda bu birliktelikler yakalanmaya başlandı. Meslek odalarına, tabip odalarına, barolara, gene TİBOB'a karşı yönelimleri var, sendikalara yönelimleri var. Bunların hepsi daha çok yakınlaştırdı aslında. Gene CHP'ye oy veren belli bir kesim aslında CHP'nin yönetiminden çok da memnun değil. Veya diğer kesimlerden aslında HDP'ye yakın olmak isteyen fakat devletin bu saldırılarından dolayı korkan, ülken ve bir araya gelme cesaretini göstermeyen kesimler var. Buradan şunu vermek gerekiyor. Yani yerellerde nasıl kaybettirildiyse bu rejim gönderilebilir yani. Bu bizim son şansımız denilebilir aslında. Çünkü eğer biz bu iradeyi gösteremezsek, muhalif kesimler bu iradeyi gösteremezse, yan yana durma, o antifaşist cepheyi örme ve güçlendirme ve savaşa karşı barışı savunma ve Türkiye'deki demokratik bir müzakere yoluyla kurulan, eşit yurttaşlık temeliyle kurulacak olan yeni bir toplumu inşa etme konusunda kararlılığımızı sergilersek ve bu sadece alanlarda değil, sadece eylemlerde, basın açıklamalarında değil, gerçekten bir araya gelip konuşarak bu hattı güçlendirmek. Sokaklarda olalım. Örneğin AKP Genel Başkanı, onların yeri sokaklardır zaten demiş. Çok doğru söylemiş. Bizim yerimiz sokaklar. Yani biz sokaklarda kurulan partileriz. İş yerlerinden, mahallelerden, alanlardan gelen partiler
ve demokratik kitle örgütleri ve diğer kesimleriz. Yani bunu gene inşa etmek, bu birlikteliği inşa etmek ve korkmadan, cesaretle üzerine gitmek gerekiyor. Örneğin siyasi parti temsilcileri telefonla aramak yerine gelmeliler, HDP'yi ziyaret etmeliler. Yani yan yana fotoğraf vermekten korkmamalılar. Çünkü eğer HDP ve HDP sadece kendisini temsil etmiyor, sadece HDP üye olan kişileri temsil etmiyor. Aslında Türk devlet aklının 100 yıldır halklardan aldığı ve halklara verme konusunda ısrarla hayır dediği, direndiği, vermeyi esirgediği hakları talep eden bir partidir. Dostları da öyledir yani. Önemli olan bunu söylemden çıkarıp o hatta antifaşist mücadele hattına, antifaşist cephede yan yana gelmek, mücadele etmek. Çünkü her türlü faşizm tüm aygıtlarıyla, paramiliter güçleriyle zaten saldırıyor ve saldıracak. Şunu da görüyor, ben yok edileceğim, varlık nedenim ortadan kaldırılacak. Faşizm herkesi kendisi gibi istediği için bakıyor ki biat etmeyen bir kesim var. Bunu da düzleştirmek istiyor kendisini kurumsallaştırmak için. Engel olanın yanında olmak, nasıl ki korku öğrenilen bir şey ise, örneğin helikopterden atma, aslında dehşete düşürme, şaşkınlığa düşürme ve geri çektirme politikasıdır. Uygulama buna yöneliktir. Tam tersi cesaret de ben bir şey sormak istiyorum. Bu hafta dikkatimi çekmişti. Turgut Kazan, Türkiye'de aslında önemli bir hukukçu, İdam cezasına ilişkin bir mülakatında şöyle diyordu. Yani Türkiye'de idam cezası aslında uzun dönemdir kaldırıldığında da uygulanmıyordu. Ama bugün idam cezasını tartışıyorlarsa bu iktidar bloku, yeni bir darbe koşulu yaratıp oradan tekrar kendi muhaliflerini idam ettirmeye kadar gidebilecek bir noktayı düşünüyorlar demektir diye dedi. Yani bu aynı zamanda tabii diyelim ki toplumsal muhalefette de biraz önce sözünü ettiğimiz iktidara muhalif gibi görünen ama zımni bir şekilde destek veren kesimlere dönük de bu tespiti yapıyordu Kazan. Bundan baktığınızda ne dersiniz özellikle bu kesime dönük mesajlara ilişkin? Yani şöyle söyleyebiliriz. Örneğin iktidar seçime gelmeden önce 24 Haziran genel seçimlerinde de bunu çok kullandı. Yani birilerini düşmanlaştırıp ve bu düşman, bunlar o yok edilmesi gereken, ortadan kaldırılması gereken kesimler. Yani varlığına bile dayanamaz, yaşaması bile iktidar için, faşizm için tahammül edilemez bir noktadır. Bu nedenle bunu gene gündeme getirmek ve kendisine oy veren kesimleri idamı ister hale getirmek istiyor aslında. Bunu söyletmek istiyor, bunu inşa etmeye çalışıyor. Ki geçtiğimiz dönemlerde, yakın bir dönemde Devlet Bahçeli gene işaret etti idamın getirilmesine yönelik. Burada şu, ya bunu da getiririz, sizi de yok ederiz. Yani sadece HDP'leri değil, sadece Kürtleri değil, sadece sosyalistleri değil, sadece devrimcileri değil, tüm kesimleri yok etme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Örneğin bu ülkede hak arayıcısı olan, adil yargılanma hakkı için bedenle ölüme yatıran Ebru Tindik yaşamını kaybetmiştir. Yani bu da farklı bir versiyonudur, farklı bir uygulamasıdır. Bu anlamda da hem kendi tabanını da hazırlamak istiyor bazı şeylere. Bakın siz isterseniz biz idamı da getiririz. Evet. İdamı da yaparız ve bunları ortadan kaldırırız. Aynı zamanda da IŞİD'ci mantığı da hayata geçirmek. Yani Türkiye'de aslında var olan bir gerçekliği iyice yerleştirmek, kurumsallaştırmanın adımlarını atmak. Peki, ve gündemleştirmek bir korku mümkünse, yani. Bir iki cümleyle. Gerçekten Türkiye'deki en geniş anlamdaki demokrasi cephesinde ya da faşizme karşı oluşturulacak mücadele cephesinde yer alacak kesimler bunları görmüyor mu? Görmesi için ne yapmalı? Yani bu kesimlerin çoğu görüyor aslında bunları. Ama biraz önce Ayşe Berkay'ın da söylediği gibi, hani devletin bekası söz konusu olduğu zaman kendi haklarından da taviz verebilen, kendi temel haklarından da fedakarlık yapabilecek bir muhalefetin bir kısmı diyelim. Hepsini kapsayan bir şey değil. Evet. Bundan da feragat edebiliyorlar yani. O nedenle buradan şunu belirtmek gerekiyor. Yani bugün antifaşist blokta yer alınmazsa daha sonra zindanlarda bir araya geliriz. Yani evet. Zindanlarda yan yana oluruz. Çünkü en direngen gücü Kürtleri, sol, sosyalist, devrimci, demokratları
eğer ortadan kaldırırsa sıra diğerlerine gelecek yani. Evet. Onlara muhalefet yapan, daha ılımlı muhalefet yapan kesimlere gelecek. Bunu görmek ve bu temelde bir araya gelmek gerekiyor. Bu bizim hepimizin en acil sorumluluğu ve görevi. Peki. Selma Hanım, şimdi hep Demokrasi İttifakı deyince aklımıza öncelikle siyasal partiler ya da demokratik kitle örgütleri geliyor. Ama diğer taraftan Türkiye'de işçi sınıfının, emekçi sınıfının da aslında diğer halklarla, diğer farklılıklarla ya da iktidarın ötekileştirdikleriyle de ortak etkili bir mücadele yürütmesi gerektiğinden de söz ediyoruz. Şimdi bu konuda yeterince siyaset üretildiğine inanıyor musunuz ki Emek Partisi'nin odak noktalarından biri o, hem bu bağlamda ama sadece Emek Partisi bağlamında değil, daha geniş anlamda soruyorum. İşçi ve emekçi kesimini böylesi etkin bir mücadelenin içerisinde aktif kılmak için ne yapmak, nasıl bir siyaset üretmek ya da işte Demokrasi İttifakı'nda bunların etkin bir şekilde yer almasını sağlamak için ne yapmak gerekir ya da faşizme karşı mücadele cephesinde? Ben Servet Turgut arkadaşımızın, kardeşimizin ailesine ve bütün halkımıza başsağlığı ve diliyorum, sabırlar diliyorum. Aslında tek bir yurttaşın bile yaşam hakkı ihlal edildiğinde orada kıyametin kopması gerekir normal koşullarda. Ama biz bugün yaşanan sorunların ortaklığı ve bu ortaklığın etrafında birleşecek mücadele güçleri üzerinde konuşabiliyoruz. Dolayısıyla bugün helikopterden iki yurttaşı atan zihniyet, aslında zihniyeti aldığı güç, aslında bizim tanık olduğumuz şey, emniyetin 5. katından, 7. katından sorguladıkları gözaltındaki şüphelileri atan zihniyetle aldıkları gücün adresi aynı. Benzer bir şekilde bu tür hak ihlallerini yaşayan bir düzen ve bu düzenin siyasi temsilcileri aynı zamanda çalışma yaşamını da o hale getirdiler ki memleket adeta bir işçi mezarlığı haline geldi. İş cinayetlerinde insanlar yaşamını yitiriyor. Bugün işsizlik ve yoksulluk karşısında her yıl yüzlerce yurttaş intihar ediyor, intiharın eşiğine gelmiş durumda. Gençler intihar ediyor. Ve bu iktidarın yarattığı politikaların sonucunda şiddet üretiyor ve kadın mezarlığı haline gelmiş durumda ülke. Bu açıdan da aslında hem çalışma hayatı hem yaşama koşulları, ekonomideki eşitsizlik, düşündüğümüzde bu pandemi koşullarında sağlık ve eğitim hizmetleri başta olmak üzere yaratılan eşitsizlik bir bütün olarak bütün halk kesimlerini, emekçileri, işçileri etkilemekte, bütün halk yığınlarını etkilemekte. Tabii çalışma hayatında, ekonomide böylesi bir politika uygulayan siyasi iktidar, normalde iç politikada da baskı, şiddet, otoriterlik buna başvuruyor. Hukuksuzluk buna başvuruyor. Hak ihlalleri buna başvuruyor. Dolayısıyla aslında geçmiş dönemde de bunun siyasi çözümlemesi yapıldı. Değil mi? Bizim çok sarıldığımız bir şeydir bu. Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği. Veya 1900'lü yılların ta en başından bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halkları birleşiniz şiarında birleşen bir çağrı vardır. Yani bu kapitalist düzende, kapitalist emperyalist düzende hangi alanda sorun yaşanırsa yaşansın, aslında birbiriyle bağlantılıdır, birbiriyle ilişkilidir. Dolayısıyla bugün AKP iktidarına karşı, AKP-MHP ittifakının iktidarına karşı verilecek bir mücadele hem işçiler, emekçiler için hem demokrasi güçlerinin mücadelesinin ortaklaştırılması ihtiyacını ortaya koymaktadır. Kuşkusuz hani bu sağlandı mı, sağlanır mı, bunun olanakları nedir, koşulları nedir? Şunu çok açık görüyoruz biz. Siyasi iktidar memleketi, bütün halkı şöylesi bir ikileme sıkıştırmaya çalışıyor. Bir tarafta AKP-MHP ittifakı, diğer tarafta da bunun karşısında yer alan ittifak. Ama biz biliyoruz ki birisi tek adam yönetimi ve faşist bir siyasal rejimi temsil etmekte. Karşısında yer alan ittifak da
parlamenter sistemde ısrar eden bir seçeneği ortaya koymakta. Biz aslında bugün emekçi sınıfların ve halkın yaşadığı hem ekonomi alanında hem çalışma hayatında hem siyasal alanda yaşadığı sorunların çözümü için iki seçeneğin de çare olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu iki odak arasında sıkışma değil, bunların karşısında da devrimci demokratik bir ittifak seçeneğini ortaya koymak gerekiyor. Çünkü şunu biliyoruz biz, demokratik bir Türkiye'nin koşulu nedir? Biz nasıl demokrasiyi kazanacağız? Sadece siyasi partilerin iktidarla yapacağı polemikle ya da demeçlerle olmayacağı kesin. Bugün halkın yaşadığı sorunlar, bu sorunların ortaya koyduğu talepler etrafında mücadelesini ortaklaştırarak biz önümüzdeki dönem demokratik Türkiye'yi kazanabileceğiz ve geleceğimizi kazanabileceğiz. O zaman ortaya çıkan talepler nelerdir? Siyasal talepler, ekonomiye dair talepler. Çok açık. Biz bir yağmaya dayanan, soyguna dayanan ekonomik sistem istemiyoruz. Adaletsiz bir ekonomik sistem istemiyoruz. Halkın ihtiyaçlarını ve çıkarlarını gözetmeyen bir ekonomik sistem istemiyoruz. Aynı şekilde siyaset düzeninde de halkın iradesini, egemenliğini esas almayan, geri çağırma hakkı da dahil halkın inisiyatifinin güvencede olduğu bir siyaset düzeninin olması temel olarak savunduğumuz şeyler arasında. Bugün mesela niye kayyumu bu kadar rahatlıkla tartışabiliyor bu iktidar? Veya milletvekillerinin dokunulmazlıkları nasıl bu kadar rahatlıkla kaldırılabiliyor? Çünkü dayanakları var kendi içerisinde. Devlet olmanın, iktidarda olmanın getirdiği dayanaklar ve bütün arkasını gerici güçlere yansıyan, yaslayan bir yaklaşım söz konusu. O zaman halkın ortak talepleri ve mücadelesine yaslanan bir gelecek tahayyülü de bizim tahayyülümüzün olması gerekir. Biz önümüzdeki dönem açısından bunun koşullarının mümkün olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her ne kadar görünmüyor olsa bile ya da toplam bir ülkenin siyasetine etki edecek boyutta olmasa bile tek tek fabrikalarda, iş yerlerinde, işçilerin mücadele eğiliminde olduklarını biliyoruz. Pandemi sürecinde de tek tek direnişler oldu, eylem etkinlikleri oldu. Aynı şekilde kadınların bu iktidarın uygulamalarına baş eğmediğini biliyoruz. Siyasi muhalefetin baş eğmediğini biliyoruz. Bugün yüzlerce gazeteci, HDP milletvekilleri ve seçilmişleri başta olmak üzere siyasetçiler cezaevindeler. Baş eğdiler mi? Eğmediler. Şimdi bu iktidarın politikalarına muhalefet eden herkes cezalandırmayla karşı karşıya. İşte daha yeni Yusuf Karataş DTK çalışmalarında görev aldığı için partimizin de merkez yöneticisidir. Ceza almıştır. 10 yıl 6 ay ceza almıştır. Üstelik iktidar milletvekillerinin katıldığı faaliyetlerden dolayı ceza almıştır. Bu engelleyebilecek mi? Engellemeyecek. Bizim işte hükümetin Rojava'ya yönelik müdahillerine karşı eleştirilerimizde onlarca üyemiz gözaltına alındı, tutuklandı, yargılandı. Geriye durdurabildi mi? Durduramadı. Dolayısıyla bugün mücadele eden güçler var. Siyasi iktidarın bütün baskılarına, bütün zorbalıklarına rağmen baş eğmeyen bir kesim var. Bu da bizim dayanacağımız dayanaklardır temel, diye düşünüyorum. Temel noktalardan biridir diye düşünüyorsunuz. Ayşe Hanım, bu yönüyle de size sormak istiyorum. Yani özellikle HDP boyutunda. Şimdi HDP esasen ittifak siyasetini sürekli dillendiren bir yol izledi. Faşizmin yenilmesi için ise karşılık beklemeden özellikle son yerel seçimlerde gördük. Birçok adım attı. Feragat da etti. Yani belediyelerden de birçoğundan feragat etti. Ama oradaki temel esas düşüncesi faşizmi yenmekti. O tespit üzerinden hareket etti. Doğrusu son dönemlerde özellikle Kürtlere dönük saldırıların artmasıyla birlikte ben de gözlüyorum. Kürtler içerisinde bu tutumun da sorgulanması başlandı. Yani bir şekliyle şöyle dillendirenler oldu. Ya HDP böyle davranıyor ama bu sürekli bize saldırıyı arttıran bir tabloya dönüştü. Şimdi bu bağlamda sorduğumuzda HDP'nin gösterdiği tutumu anlamayanlar
özellikle CHP'nin o Egemen kesimi, daha çok CHP'yi yöneten akıl üzerinden soruyorum. Kürtlerin bu değişen tutumunu da görüp ona göre farklı bir yol izlemeye devam eder mi? Yoksa yine biraz önce dediğiniz gibi BK kılıfına sarılıp yeniden ya olmasın aman AKP iktidarda kalsın ama yeter ki bu ülkede Kürt anasını görmesin demeye devam eder mi? İkisini yapanlar da olacaktır diye düşünüyorum. Yani şimdi aslında bu bahsettiğimiz kesim gibi kesimlerin davranışlarını, tutumlarını değiştiren, hani belki onları tam bir dönüşüme uğratmadan bile tutumlarını değiştirmek zorunda bırakan aslında bizleriz. Yani gördüğü toplumdan gelen talep ve baskı olmak durumunda. Yani onlar işte böyle gördük yanlış oldu, şunu değiştirelim falan diye bir hareket tarzı veya gidiş tarzı izlemiyorlar. Onlar başka çareleri kalmadığı için davranışlarını değiştirirlerse başka çareleri kalmadığı için değiştirirler ancak. Yani bu da nasıl olur mesela CHP gibi bir yerden bahsediyorsak. CHP'de aslında CHP'nin kitlesinde bayağı bir şey var. Gelişme var bu noktada. Değişim var bu noktada. Bu kitlenin CHP yönetimine dayatması, kendini dayatmasıyla ilgili bir şey. Yani veya toplumun, genel olarak toplumun bunu CHP yönetimine dayatması, başka türlü davranamaz hale getirmesi tarzında olabilir. Ancak değişim olacaksa, yani hani bir değişim olacaksa. Yani ben öyle CHP'nin, yani bu CHP'nin değişmesi demek, devletin bir damarının değişmesi demek. Anlatabiliyor muyum? Onu da kameliyat yapmak lazım. Peki o zaman şuradan şöyle bir şey de sorayım. Yani CHP'nin değişmesiyle ilgili dedikleriniz çok doğru. Belki çok uzun uzadıya aramızda CHP'li olmadığı için de söylemek doğru da olmayabilir. Ama şöyle de bir tutum var. Yani Kürtlerin özellikle böyle bir siyaset geliştirmesi ya da Kürtler içerisinde böyle bir tutumun gelişmesini nasıl yorumlamak gerekir? Çünkü her şeye rağmen hala işte helikopterden atılan insanları bile görmeyen ya da yapılan onca işkenceyi, saldırıyı görmeyen kesim karşısında Kürtler de benim elimdeki silah oysa bir dahaki seçimlerde de bunu geçmişte yaptığım gibi kullanmam der. Öyle bir eğilim de var. Bu doğru yanlış üzerinden değerlendirmiyorum ama sonuç itibariyle karşıtlık üzerinden böyle bir tutum gelişiyor. Evet, var öyle bir tutum elbette gelişiyor ve onu o tutumla ilgili olarak da çalışmak, anlatmak. Hani biz yanlış, sonuç olarak HDP her zaman halkı, seçmenini ve halkı dinleyen bir parti. Yani hiçbir partide olmadığı kadar böyle yakın bir, yani meclisteki partilerin hiçbirinde olmadığı kadar yakın bir iletişim ve etkileşim içinde olan bir parti. Sonuç olarak bizim onlara diyeceklerimiz var. Yani biz kimseden bir şey bekleyerek bir şey yapmadık sonuç olarak. Attığımız adımları belli bir siyasi tercih, belli bir perspektif doğrultusunda attık. Dedik ki bu iktidarın gitmesi, bu iktidar blokunun gitmesi önemli bir adım olacaktır, bir nefes olacaktır herkes için, bir şey olacaktır, bir bize yeni bir zemin sunacaktır, bir ortam sunacaktır dedik. Ve böyle bir adım attık ama bizim bu politikamızın meyvelerini biz aldık mı? Evet, bence aldık. Yani bu ittifak politikası, ittifak politikasındaki bu dürüst ısrar şeylerini veriyor. Yani etkiliyor insanları. En etkilenmez sandığın kesimleri bile etkileyen ve hani tekrardan sorgulamaya, tekrardan düşünmeye yönlendiren bir rolü oluyor. Ve ittifak politikası çok kıymetli. Yani sonuç olarak bir hedef koyuyorsunuz. Yani işte bir takım
işte koltuk hesapları, sandalye hesapları falan yapmadan bir hedef koyup ona doğru gidiyorsunuz. Ama burada bizim şu anda yapmamız gereken başka bir şey daha olduğunu düşünüyorum. Yani bizim bu ittifakları sadece işte seçimler, seçim dönemlerinde, yani bu ittifak politikasından biz zaten bunu anlamıyoruz. HDP olarak bunu anlamıyoruz. Sadece işte partilerin merkezleri arasında yapılacak bir iş olarak anlamıyoruz. Yani dedik ki en başında bu tartışmaların, bu konuşmaların, sohbetin en başında dedik ki topyekun bir saldırı vardı, değil mi? Yani toplumun bütün kesimleri aslında bir saldırı altında. Evet, HDP ağır bir saldırı altında çünkü pek çok bakımdan sivriliyor. Direngenliği, işte örgütlenmesi, Kürt sorununa yaklaşımı, talepleri bu açıdan sivriliyor. Önerdiği yeni yaşam şeyiyle. Fakat topyekun bir saldırı aldıysa, yani onun için bence HDP'ye saldırı, HDP'ye saldırıdır. Kürt mücadelesine saldırıdır. Evet, bütün toplumun kendisine saldırıdır. Yani sadece HDP'ye saldırı olmakla kalmaz. Ve onun için bu topyekun bir saldırıysa, o zaman toplumsal bir ittifak oluşması lazım. Yani tabanda bir ittifak, toplumsal mücadele içinde bir ittifak oluşması lazım. Yani bunların bize saldırdıkları her alan, gerçekleşen her ihlal, kadınlara yönelik yapılan her saldırı, kadınların mücadelesine ve fiziki varlığına yönelik yapılan her saldırı aslında bizim için, bütün toplum için yeni bir alanın farkına varma ve yeni bir ortaklaşma alanı bulma zemini oluşturuyor kendi içinde. Bunu görebilmek lazım. Hiçbir şeyi cevapsız bırakmamamız lazım diye düşünüyorum. Yani yapılan her, işlenen her cinayete, yapılan her saldırıya, her ihlale, her bize yönelik her hakaret, her şeye karşı bizim onu bir zemin kabul edip, yani bunu genel merkezler olarak değil, toplumsal zeminde taban olarak bizim bunu bir mücadele vesilesi ve penceresi olarak görüp oradan yürümemiz lazım. Yani bizim, çünkü onlar toplumu yok etmeye yöneldiler. Toplumu ve toplumsal olan bütün değerleri yok etmeye yöneldiler. O zaman ve bir yıkım var yani. Bütün bunlar da üstelik düşünmek gerek ki, bütün bunlar da bir pandemi ortamında bir de üstelik yani bu noktaya geldi. Hani yeni olmadı, epeydir devam ediyor ama pandemi ortamında bütün bunları yaşıyoruz. O zaman bizim öyle bir şeye ihtiyacımız var ki bizim bu toplumun yıkılmaya çalışılan bu toplumu aslında kendisiyle ve başka herkesle yeni bir toplumsal sözleşme yapmaya ihtiyacı var. Yani bizim birbirimize ilişkilerimizi, her şeyi, bunu da ancak biz hani oturup masa başında değil, bizzat mücadele alanlarında yapılan her haksızlığa, her zulme karşı, her birini, hiçbirini atlamadan her birine karşı, yani işçileri kapattılar, köle gibi fabrikada çalıştırdılar. Anlatabiliyor muyum? Bundan, bu nedir? Bu hani tecrit diyoruz, bu da böyle bir şey. Yani zorla çalıştırdılar fabrikada. Şimdi öbür tarafta ormanlar yanıyor. Öbür tarafta kadınlara yönelik saldırılar alabildiğine yükseliyor. Öbür tarafta işkence yapılıyor, kayyumlar atılıyor, insanlar tutuklanıyor. Yani sürekli her gün bitmiyor bir türlü. Her gün, her sabah yeni bir tutuklama furyası haberiyle uyanıyoruz. Ve insan, toplumun örgütlülüğü yok edilmeye çalışılıyor. O zaman bizim bunu her zeminde örgütlülüğü şey yapmamız lazım. Aslında kadınların kampanyası çok önemli bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Bütün bu saldırılar karşısında biz kendimizi savunuyoruz kampanyası. Kendimizi savunuyoruz diye kadınlar kampanya yürütüyor. O zaman bence belki toplum da biz kendimizi savunuyoruz diye bir kampanyaya başlayıp kendini nasıl savunacağının yer ve yöntemlerini ve araçlarını, hangini savunmak için neler yapması gerektiğini ortaya koyması gerekiyor. Peki. Bu çok önemli bir şey. CHP meselesi de böyle yani arada. Peki.
Son 5-6 dakikamız. Her birinizden ricam, yani tek bir soru soracağım, çok zaman kaybetmek de istemiyorum. Aslında AKP siyasetinde açmazları var. Bu açmazları, yani bir taraftan ekonominin batışını, diğer taraftan hala ısrarla yeni Osmanlıcılık ve savaşta ısrar siyasetini sürdürmesini nasıl değerlendirmek gerekir? Mümkünse ikişer dakikayla, yani bizden sonra bir program var, onu da aşmayalım diyorum, ona da haksızlık etmeyelim. İkişer dakikayla İdil Hanım, sizden başlayalım. Ben iki dakikanız tamamlandığında araya gireceğim lütfen. Tamam, yani iki dakikaya sığdırmak çok zor ama ben şöyle söyleyeyim. Çok zor biliyorum ama adı mümkünse. Konulmamış da olsa, adı konulmamış da olsa 3. paylaşım savaşı devam ediyor. Ve Türk devlet aklı da Osmanlı'nın devamcısı olarak ve miras hakkı iddia ediyor. Örneğin Orta Doğu'da miras hakkı iddia ediyor. Sonra Azerbaycanlar Ermenistan arasında çıkan çatışmada iki devlet tek millet anlayışıyla gene bir çırtkanlık yapıyor. Tabii bunların hepsini yaparken Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Güney Kürdistan'da, Rojava'da yaptığı saldırılarda hepsinde yenilgiyle dönen, hepsinde değersiz bir yalnızlığı yaşayan ama bir taraftan da hem gericiliği hem ırkçılığı, ki Azerbaycan'a yönelik söylediği şey de ırkçılık, hem İttihat Terakki, hem Kızıl Elmacı, hem Turancı anlayışın rafine olmuş hali. Fakat bunun bedelini yoksullar, emekçiler ödüyorlar. Çünkü savaşa giden merminin hesabını yapan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama biz soframıza gelen ekmekle ilgileniyoruz doğal olarak. Kürt halkına uygulanan soykırımla, emekçi kesimlere, kadınlara yönelik soykırım, yani tüm ötekilere yönelik saldırıları ve ortadan kaldırma politikalarına karşı bir duruş sergiliyoruz. Her geçen gün tükenen ama tükendikçe de halka, topluma karşı daha çok saldırıya geçen bir AKP-MHP bloku var. En zayıf olduğu dönemi yaşıyor aslında. En zayıf olduğu dönemi yaşıyor. Öyle, bizim buradan kendimize bir ödev koymamız gerekiyor hepimizin. Evet. En zayıf olduğu dönemde bu ittifakın daha çok gündeme geldiği ve güçlendiği, zeminin de hazır olduğu bir ortamda bu Demokrasi İttifakı'nı, evet, antifeşist cepheyi güçlendirmemiz gerekiyor, evet, diyeyim ve teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür edeyim. Selma Hanım, sizinle devam edelim lütfen iki dakikayla. Hı hı. Siz de mümkünse izleteseniz. Şunu söyleyeyim, bu iktidarın iç siyasetinde HDP'ye dönük saldırılarda, gazetecilere yönelik baskılarda, bilim insanlarına yönelik baskılar, siyasi muhalefete yönelik baskılar, bütün bunların bugün uygulamalarına baktığımızda daha yoğun, daha kapsamlı saldırıların adeta bir öngörünü yaşamaktayız. Yani yarına dair daha kapsamlı bir otoriterliğin ve saldırıların bu iktidarca planlandığını görebilmekteyiz. Diğer taraftan emperyalist rekabet ve dalaşa adeta çelişkilerden yararlanarak yararlanan bir güç kurnazlığıyla müdahil olmayan bir dış politikasıyla da karşı karşıyayız bu iktidarın. Irak, Suriye, Libya, Lübnan, en son işte Doğu Akdeniz, Azerbaycan, Ermenistan gerginliğinde vücut bulan bir dış politika, yayılmacı, işte emperyalist rekabetin içerisinde, o çelişkilerin içerisinde yararlanarak güç olmayla karşı karşıya. Ama şunu biliyoruz ki bu otoriterlik, bu savaşçı ve yayılmacı politikalara dayanan dış politika halk içerisinde dünkü kadar artık karşılık bulmuyor. İktidar da bunu görüyor esasında. Gördüğü için de sürekli bir baskıya başvuruyor, korkuya başvuruyor, şiddete başvuruyor. Dolayısıyla bu iktidarın sorunu hazırlayacak olan, bu iktidarın gerici politikalarına son verecek olan şey de çok açıktır. Mücadeledir, halkın mücadelesidir, halkın ortak mücadelesidir. Geçmişte de bunu gördük. 12 Eylül'ün karanlığını dağıtan şey, biliyorsunuz 89 bahar eylemleriyle başlayan ve sonra madenci greviyle ilerleyen bir direniş hattıydı. Yine tekel direnişleri damgasını vurmuştur. Metal fırtınasının damgasını vurmuştur. Kürt halkının eşitlik mücadelesi, demokrasi mücadelesinde damgasını vurmuştur. Alevilerin eşit hakları mücadelesi
bu ülkenin belli dönemeçlerine damgasını vurmuştur. Evet. Çevre hareketi bugün bile hem antikapitalist yönüyle hem bu iktidarın yağmacı politikalarına karşı bir mücadele potansiyeli olarak gösteriyor kendisini. Kadınlar, gençler hakeza mücadele potansiyeli olarak gösteriyor. Dolayısıyla bizler yeter ki bu mücadele potansiyellerinin ortaya çıkardığı gücü doğru değerlendirelim, evet, doğru anlayalım ve doğru sonuçlar çıkaralım. Evet. Önümüzdeki dönem daha aydınlık gelecek günler bizi bekliyor. Ve ben geleceğimizi bu karanlığa teslim etmeyeceğimizin inancını taşıyorum. Peki. Ayşe Hanım, siz ne dersiniz? Sonuç itibariyle ortaya çıkan tablo gidici olduğu için mi bu kadar saldırgan olduğunu gösteriyor? Yani saldırganlığı çaresizliğinden bir de her ne pahasına olursa olsun önüne koyduğu bir plan var, bir hedefler var. Onu gerçekleştirme ihtiyacından, yani gitmek diye bir şey başaramamak, başarısızlığı kabul edebilecek, kaldırabilecek bir hali yok. Çünkü çok fazla suç işlendi. Çünkü bütün bu suçların hesabı kendilerinden sonra gelecek olanlar kendilerinden sorarlar diye, dünya bunun hesabını sorar diye korkuyor. Yani açmazlar var ama bir yandan da bir savaş çığırtkanlığıyla bunu şey yapmaya çalışıyor. Hani bir politikalar götürmeye çalışıyor dengeler üzerinden. Ben kısacık bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bu öyle bir şey ki, yani bir düşman oluşturma ihtiyacı içte ve dışta. Yani dış düşmanlarımız var, dış mihraklar var, işte faiz lobisi var, yok şu var, yok. Yani her yerde bir dış düşman ve düşman kutuplaşma oluşturacak bir hedef belirliyor. Türkiye ülke içinde de bunu yapıyor ama yurt dışında da benzer bir şey yapıyor. Onun için bütün komşularla kavgalı haldeyiz. Şimdi biz bu noktada gerçekten ortak bir mücadele hattını belirleyip ve bu mücadele hattını da hakikaten alandaki somut mücadeleler üzerine oturtmak durumundayız. Ben burada kadınların oluşturduğu mücadele ortaklığından, birlikteliğinden büyük dersler çıkarılması gerektiğini düşünüyorum genel siyasetin ve kadınların mücadelesinin de bu toplumun yıkımın içinden çıkma işinde çok önemli bir manivele olacağını, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan hem kadınların, hem gençlerin, hem emekçilerin ve işçilerin mutlaka, yani artması ve daha belki başka tartışılıp başka formlar aranması, başka biçimler aranması, başka yöntemler aranması gereken mücadelesinin ama mutlaka yükselmesi. Yani bu ortamda biz toptan bir emekçilerden, işçilerden doğru toptan bir hareketlenme görememek hakikaten elbette ki gelişiyor, büyüyor ama çok daha devasa şeyler yapmaya muktedir olduklarını da biliyoruz. O potansiyel olduğunu da biliyoruz. Peki. Ekoloji hareketleri ve biz başaracağız. Mutlaka başaracağız. Zor olabilir. Şey olabilir ama mutlaka başaracağız ve güzel, peki, olacak her şey. Buna inanıyorum. Bedel varsa da ödeyeceğiz. Ben her üç kadın siyasetçimizin Ayşe Hanım'ın sözüyle özetlediği cümlelerini o umuda katılarak söylüyorum. Başaracağız, mutlaka başaracağız. Sayın İdil Uğurlu, HDK eş sözcüsü, Sayın Selma Gürkan, Emek Partisi, EMEP Genel Başkanı ve Sayın Ayşe Berktay, HDP Kadın Meclisi üyesi. Her üçünüze de katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Konuklarımızla AKP'nin saldırılarını, sıkışmışlıklarını konuştuk. Bir dahaki medya haberde gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.